Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi projemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buradakileri gösterecektim ben size teker teker. Lights, yani ışıklar. Işıklar ne oluyor? Şu dünyanın ışığını mesela güneş sistemi eklemek istiyorsan şu light'ı koyduğun zaman gördüğün zaman daha çok parlak oluyor ve bunu biraz daha karanlıklaştırmak istiyorsam şöyle değiştiriyorum. Tabii daha karanlık oluyor, daha şey oluyor. Bunun için build etmem lazım. Şurada gördüğünüz kırmızı bir şey çıktı. Size de çıkması lazım. Bu build'e bastığımız zaman şu preview yazıları da gidecek ve daha karanlık olacak. Ve bunun burada seçenekleri var. Sağ tarafta gördüğünüz gibi sağ altta. Burada seçenekleri var. Bunların hepsini de anlatacağım. Şu anda erken. Şimdi bu ışık yani güneş ışığı öyle söyleyeyim size. Güneşi veren bir ışık. Bu point light yani lamba gibi düşün. Yani karanlık olduğu zaman hatta şöyle yapalım. Aynen. Mesela tamamen karanlık. Point aldım buraya koydum. Bu taraf biraz daha aydınlık. Mesela ışık yani. Bildiğimiz ışık. Buradan ayarını yükseltip alçaltabiliyoruz. Buradan mesafesini ayarlıyoruz. Sonra spot ışıkları. Buradan spot ışıklarını veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve buradan açtığımız zaman bu en çok küçük olan en çok ışın vuracağı yer. Diğer taraf en az vuracağı yer. Yani şöyle açarsanız. Şöyle düşelim. Gördüğünüz gibi ortası parlıyor. Ama bunu açarsam her yeri parlar. Gördünüz mü? Bunun ortasını yaparsam böyle. Reflect light. Bu da sadece araba ışığı gibi düşünün. Böyle bir ışık. Yani bir arabanın farlarını falan koyduğunuzu düşünün. Işığı böyle koyduğunuz zaman yanar. Her zamanki gibi burada standart ulaşacağı yer. Burası büyüklüğü ne kadar büyük olsun. Normal atlıklara da ışık koyabilirsiniz şöyle hiç uğraşmadan tek tek. Evet, skylight. Bu skylight'ımız. Bu skylight'ta etrafın ışıklığını falan verir. Yani bunu ileriki derste anlatacağım. Şu seçeneklerden karanlık, daha karanlık, daha açık yapabiliyoruz bu konuyu. Onun dışında gelelim şeylere. Böyle bunlar hava şartları. Bunlar box. Mesela bunlarla da bir tane ev yapabilirsiniz. Göstereceğim şimdi size. Şimdi biraz aydınlık yapalım. Şimdi buraya bir tane küp koydum. Küpümüzün boyutu bu. İsterseniz şöyle R'ye basarak küçültüp büyütebilirsiniz. Ya da uzatabilirsiniz. W basınca hareket. Nereye gideceğini seçeceksiniz. E'ye basınca dönüşü. Ne kadar dönmesini, nereye dönmesini istiyorsanız. Şimdilik bununla ev de yapabilirsiniz. Nasıl mı yapacaksınız? Mesela küp olduğunu düşünün. Zaten küp. Şöyle büyüteceğim. Abi şuradan küçültürüm. Şöyle bir şey yaparım. Buna bastıktan sonra W'ya basıyorum. Alt tuşuna basıp oktan bir kere çekiyorum ve karşısına bir tane daha çıkıyor. Aynısını. Kopyasını yapıyor yani. Bunu gelip buradan alırım. Şöyle E'ye basıp döndürürüm 90 dereceye. 90 dereceye döndükten sonra aşağı alırım. Ve bu böyle böyle kapatırsınız. Üstüne çatı yaparsınız. Bu kon. Bunları da buradan ayarlıyorsunuz. Mesela uzunluğu. Buraları biraz kurcalayın zaten anlarsınız. Şöyle büyük diye. Şöyle yuvarlak olması. Gördüğünüz gibi tamamen yuvarlak. Azaltınca daha az oluyor. Silindir. Onu da böyle yükseltince yuvarlak oluyor. Azaltınca yine normale dönüyor. Büyütüyorsunuz, genişletiyorsunuz. Bu da bizim merdivenimiz. Tabii o da ev yaparsanız içine merdiven de lazım. İsterseniz modelleme olmadan direkt küple de yapabilirsiniz. Modellemeli yapsanız daha tabii hoş durur. Şöyle büyütüyor. Şöyle genişletiyor. İsterseniz tamamen döndürebilirsiniz.
Gördünüz mü? Çıkıyor tamamen. Böyle bir şey oluyor. Niye bu kadar büyük? Bunu küçültebilirsiniz. Daha boyunu küçültebilirsiniz şöyle. Gördünüz mü? Yanlar kurcaladıktan sonra zaten her şey belli oluyor. Neyin ne olduğu. Genellikle bu küp bölümünün şu en üstteki uzatma, ikincisi büyütme, üçüncüsü genişletme, dördüncüsü de nokta yani şeyleri büyütüyor. Şu desenleri büyütüyor. Bunu kısalttıkça azalır. Ya bu da merdivenimiz. Bu da düz merdiven. Spiral merdivenimiz var bir de. O da şöyle. Büyütüyor. Yapıyor. Şöyle büyüyor. Böyle de. Gördüğünüz gibi. Bunu küçük basit oyunlarda kullanabilirsiniz mesela. Döner döner öyle gider. Şapirimiz var şöyle. Ya da küp. Komple yapınca yuvarlak küpe dönüşür. Yani şöyle göstereyim. Sıfır alsam. Beyaz yap. Burayı şimdi söylemeyeceğim size. Neyse nereye gelmiştik? Şuradaydık. Bu küpe şöyle versek bir dakika. Şurada bir şey vardı. Ya da onu ileriki derslerde göstereyim. Buna bir yer çekimi veriyorsunuz ve değdikçe bu küp hareket edecek. Öyle bir şey. Hatta oyunu başlatarak gösterelim size. Şu an hareket etmiyor bak. İstediğim kadar çarpayım hareket etmiyor. Ama bunun hareket ettirmesini falan göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu küp. Kare yaptığımız her şey oyunun içinde. Bir eksik yok, bir sıkıntı yok. Volume, blok volume. Bunların hepsini ileriki derslerinde anlatacağım. Bunlar biraz uzun. BP Skyspear. Bak onu nasıl yapıyoruz? Hemen geldik. Şuradan havayı sildik. Gördüğünüz gibi gökyüzü yok. Show Engine diyoruz. BP Sky. Pardon. Sky Ha, şurada. Burada content'in içine giriyorsunuz. BP Sky. Sapir. Bunu tutup buraya attığınız zaman gördüğünüz gibi gökyüzü kırmızı oldu. Ve buradan gelip güneşi seçtiğiniz zaman bulutlarla beraber aynı şekilde önümüze çıktı. Yani gökyüzümüz şu şekilde oluyor. Bunun yağmurlusunu, yağmursuzunu her şeyini göstereceğim size. Şimdilik dersimiz bu kadar olsun. Diğer ki derslerde daha farklı şeylerle görüşmek üzere.